Devletin kazansın. Utansın mı? Bir önceki çatışmada da köyü basanların bir bölümü Sapanca Koru Sohbetleri şimdi başlıyor. Mutlu akşamlar Sakarya. Biz koruda sohbete doyamadık. Ve bugün üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Aslında programımızın adı Koruda Koyu Sohbetler. Hani böyle kendi aramızda sohbet edecektik. Medya Bar ve Çark Haber'den izleyenlerimizle buluşacaktık. Ancak ilk programımızda Büyükşehir Belediye Başkanımız bizlerle birlikteydi. İkinci programımızda benim olamadığım programda yine Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanımız Ecevit Kereş bizlerle birlikteydi. Ve şimdi de Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımız Sayın Mehmet Erdoğan bizlerle birlikte. Evet. Ama bizim kadromuz aynen devam ediyor. Önce kadromuzu bir sayayım. Ama ondan önce birkaç teşekkürüm olacak. Geçtiğimiz hafta Antalya'daydım. Plaj bol nedeniyle ve sevgili Salih Yalçıntaş programı sunmuştu. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Bir teşekkür de şu Medyabar ekibine ve Çark Haber ekibine gitsin. Antalya'da izledim programı. İnanılmaz keyifliydi arkadaşlar. Hakikaten hani biz burada oturuyoruz ya. Ben o oturduğum programı izlememiştim. Çok izleme şansı bulamamıştım ama dışarıdan izleyince sizin emeğinize gerçekten saygı duydum. İnanılmaz işler başarmışsınız. Sizi tebrik ediyorum. Daha da güzel işler başaracaksınız inşallah. Bahattin abi hoş geldin yeniden ya da biz hoş bulduk tekrar. Evet siz hoş geldiniz. Evet, hoş Bahattin bulduk. Tıknaz, Doğan Haber Ajansı Sapanca temsilcisi. Hüseyin Cumalı Sabah Gazetesi'nin Sakarya temsilcisi. Aynı zamanda Sakarya'nın iyi bir gazetecisi. Zafer Tokuş, Doğan Haber Ajansı'nın büro şefi ve Mehmet Erdoğan. Bu akşam öncelikle tabii ki konuğumuza öncelik vereceğiz. Önce konuğumuzla sohbet etmek isteyeceğiz. Birkaç sorumdan sonra sizi konuğumuzla baş başa bırakacağım Cumalı. Sıkıntı yok. Dert etme. Mehmet abi, tekrar ve yeniden il başkanı oldunuz. Sanıyorum sizin üçüncü döneminiz mi? Evet, üçüncü dönem. Ah, neleri yapamadınız da yeniden oldunuz? Öncelikle ben hem Medyabar televizyonun seyircilerine ve hem Çark Haber izleyicilerine hayırlı akşamlar diyorum. Bu vesileyle tüm Sakarya'nın hemşehrilerime hayırlı akşamlar diliyorum. Neleri yapamadım? Çok şey yaptık. Ama bazı şeyler eksik kalmış demek ki onları tamamlamak için demedik. Çok şey yaptık ama herhalde programın ilerleyen vakitlerinde bunları anlatırız. Ne yaptın abi? Hemen başında girelim. Yani 3 dönem. Ben şimdi izliyorum. İkinci dönem. Üçüncü dönem. Mehmet Bey'in üçüncü dönem. Evet, ben MHP'ye bakıyorum da hani bu son dönem gerçi bir şeyler oldu. Onu kabul ediyorum ama önceki iki dönem ben çok da bir şey göremedim. Abi yani ya da biz çok şey bekliyoruz MHP'den. Çünkü MHP Türkiye'de belli çıtası olan, güzel, insanların tercih ettiği önde gelen bir parti. Tabanı olan. Çok sağlam zemine oturmuş. Çok sağlam zemine oturmuş bir parti. Evet. Asker uğramalara bakın. Herkes bozkır işareti yapar. Ama herkes bozkır işareti yapar ama bakarsınız sandıktan MHP'de böyle şak diye çıkmaz. O da başka mesele de. Şunu soracağım abi. Ne yaptın yani iki dönem? Hani üçüncü dönem şey yapmayalım. İki dönem ne yaptın abi? Bir açar mısın bizi? Öyle tabii gidelim. Şimdi bu ne yaptın derken biz bir siyasi partinin il başkanlığını yapıyoruz. Dolayısıyla her şeyi ben yaptım demek çok yanlış olur. Bizle birlikte görev yapan hem yönetimdeki arkadaşlarımız, hem teşkilattaki görevli kardeşlerimiz, hem de gönüldaşlarımızla, milletimizle birlikte Sakarya'da Milliyetçi Hareket Partisi'ni Adalet Kalkınma Partisi karşısındaki en güçlü siyasi hareket haline getirdik. Ben ve yönetimim iş başına geldiği zaman 2006, zannedersem 28 Nisan'dı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir önceki genel seçimde almış olduğu oy 4.25'ti. Oy olarak da karşılığı 22.500 civarında bir oyumuz vardı. Geldikten hemen bir buçuk sene sonra bir genel seçim yaşadık 2007 genel seçimlerine. 2007 genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi parlamento dışında bir partiydi. Bir kez parlamento dışına düştüm bir siyasi hareket. Tekrar parlamentoya girmesi çok öyle kolay işler değildir.
medyada yer alamazsınız. Giremedi şey zaten. Birçok parti çıkınca giremedi evet, bir yani, uzun zaman giremedi. Çok büyük siyasi hareketler evet. vardı. Ama Milliyetçi Hareket Partisi milletin bağrından çıkmış. Her zaman fikrinin millet nezdinde karşılığı olan bir siyasi hareket olduğu için teşkilat gücümüzle, azmimiz ve kararlılığımızla, milletimizin desteğiyle biz ikinci seçimde, yani benden önceki seçimde 4.25'ti. İlk seçimimizde %11,5'luk bir oyla yeniden Sakarya'da milletvekili çıkarttık. Ve hemen akabinde yapılan yerel seçimlerde de, 2009 yerel seçimlerinde de gerçekten çok önemli çalışmalara imza atan bir yönetim oldu. Partimizin oyu 143.500'e çıktı il genelde. Bu demek genelde ki, değil mi? İl genelde 143.500'dür. Yani 22.500'den %28, yani %4.25'den %28'e çıkan, Türkiye'de herhalde böyle bir siyasi ivmesi olan bir teşkilatın ben olduğunu çok zannetmiyorum. Yani 4'ten 28'e 2,5 yıl içinde başarılmış bir neticedir bu. Bir şeyler yapmışız herhalde. Evet, yapmasa yani, insanlar gelmez oraya zaten. Şunu da tamamlayayım. Evet, biz yerel seçimlerde gerçekten çok önemli çalışmalar yaptık. Arzu ederdik ki bütün belediyelere taliptik zaten ama bizim o dönemde iki ilçe belediyemiz Milliyetçi Hareket Partisi tarafından kazanıldı. 5'te Beldek kazandık. Onun dışında 104-105 tane belediye meclis üyesi ve şöyle ki bütün belediyelerde grubu vardır Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve her komisyonda Milliyetçi Hareket Partisi'nin sesi vardır. Yine aynı şekilde İl Genel Meclisi'nde de 13 tane İl Genel Meclis üyemiz, yine grubumuz vardır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin sesini, vatandaşlarımızın taleplerini dile getirecek bir muhalefet vardır Sakarya'da. Yani Sakarya'da siz... Yerel idarelerde muhalefet vardır. Daha Sayın Erdoğan, böyle bir şey yoktur. Sakarya'da siz aslında bu manada baz alınırsa evet ana muhalefet partisi ve ciddi bir ana muhalefet partisi. Hatta önümüzdeki geçtiğimiz genel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi Adalet Kalkınma Partisi karşısındaki en güçlü siyasi hareketti. Yani Adalet Kalkınma Partisi'nin 9 yıl geçmişti o geçen seçime kadar. Yapmış olduğu icraatlardan memnun olmayan, muzdarip olan vatandaşlarımızın umut kapısıydı. Yani tabii ki eksik yaptığımız şeyler vardır. Her şeyi dört dörtlük yaptığımızı söyleyemem. Mutlaka ki her siyasi hareketin yapmış olduğu eksiklikler olur, hatalar olur. Onları da yapmışızdır. Ama şöyle bir genel değerlendirme yaptığımız zaman eksiklerimize rağmen, bazı imkansızlıklarımıza rağmen ben şahsen Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sakarya'da çok önemli bir hamle yaptığını düşünüyorum. Bu hamlenin neticesidir ki 2011 genel seçimlerinde ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy kaybından dolayı tekrar eski günlere Milliyetçi Hareket Partisi'ni getirmek adına tüm teşkilatlarımız bizi tekrar göreve davet etmiştir. Yani o yüzden bir şeyler yapmışız. Şimdi yani en azından taban açısı değil ama Milliyetçi Hareket Partisi tabii önemli bir siyasi harekettir. Şimdi başkanım diyor ki yani 22 bin küsürden 43 binler mi başkan? 143.500. 143.500. Yani o konsepte bakarsan gerçekten bir parti için bir şeyler yapılmış. Türkiye genelinde bakarsan diyor ki başkanım ya iktidarı yıprama payını unutmayalım bu arada. Her iktidarı yıprama payı vardır. Evet. Hele hele 3 dönem iktidardaysanız bunu size takdir edersiniz ki daha da bir yıprama payı vardır. Ancak Türkiye genelini bir kenara koyarsak, Sakarya'da diyorsunuz yani biz muhalefet falan yaptık. Ben size öyle çok da iyi bir muhalefet yaptığınızı görmüyorum. Bir anekdot vereyim hemen. Başbakan geldi buraya, AK Parti ilk kongrese çıktı. BDP ile MHP'yi aynı kefeye koydu. Bakın, ya bunlar kuzey ile güney. Ya ikisi de dedi işte şiddetten besleniyor. Çok ağır cümleler oldu bana göre. Son konuşma. Siz başkanı olarak çıkıp da bir satır. Yok bak Sakarya burası dikkat edin. Genel politika yapabilir ama Sakarya. Siz her şeyi iyi kötü muhalefet yapabiliyorsunuz. Çıkıp da MHP'yi burada savunmadınız. Ben bunu yadırgadım şahsen. Neden yadırgadım? Bir dakika başkan. Neden yadırgadım? Ya başbakan olabilir saygı duyuyorum. Burada siyaset yapılıyorsa. Ya ben şimdi notları aldım burada. Diyor ki
şiddetten besleniyor MHP ve BDP. Ya MHP ile BDP aynı kefeye koyarsan ben orada bir vatandaş olarak, bir gazeteci olarak bir kere dururum. Çok ayrı uçlar. Ama size baktım ben. Dedim ki MHP'yi başka içinde bir cevap çıkacak. Tık yok. MHP'ye hiç cevap vermedin. Neden cevap vermediniz? Peki onu da cevap verelim. Şimdi değerli kardeşim. Biri gelmişken şimdi cevabını alalım. Ha şimdi alalım. Alalım tabii. Yani şimdi tabii Sayın Başbakan'ın söylediği ifade gerçekten Milliyetçi Hareket Partisi'ne yaralandığı kadar Milliyetçi Hareket Partisi'ni tanıyan vatandaşlarımız da çok yaralamıştır. Yani böyle bir ifadeyi Türkiye Cumhuriyeti'nin Sayın Başbakan'a biz yakıştırmayız. Şimdi biz şahsen ben siyasette mütekabiliyet esasına inanan bir insanım. Şimdi İl Başkanı olarak benim Sayın Başbakan'a cevap vermem bu mütekabiliyet esasına uyuyor. Ama Sayın Genel Başkanımız, Sayın Başbakan'a karşı bu tip söylemlerine karşı çok sert açıklamalarda bulunmuştur. Yani bunun cevabını muhterem Genel Başkanımız her zeminde, her zaman gerektiği şekilde vermiştir. Hüseyin Bey'in anlattığı hadisenin cevabı... Yani abi öyle değil ama benim başkanına çıkıp da orada Sakarya'da... Şimdi kalkıp da... Nerede yaptığı önemli değil. Kimin bu lafı söylediği, kimin cevap vermesiyle alakalı bir şey. Yaraşı var. Anlatabildim. Evet. Yaraşı var. Ben böyle bir şeyi başbakana, tabii genel başkanımız açıkladıktan sonra bunu biz genel başkanımız sözünü Sakarya kamuoyuna biz zaten gerektiği şekilde söylüyoruz zaten. Hiç. Ama genel başkanımızın uslubuyla biz. Peki konuşuruz. Başbakanın evet. Bu söyleminden sonra yani, genel başkan açıklama yaptı mı Bahçeli bununla ilgili? Yani bu söylemi ilk defa vermiyor Sayın Genel Başkan. Her gittiğinde ya da her gittiğinde yani. Aynı kefeye koyma noktasında. Aynı kefeye. Ben bunun şahsen MHP başkanından bir çıkış beklerdim onu. Ama yapabilmek sizi var ama. Ama şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Sayın Başbakan bunu sadece bu değil de uzun zamandan beri aynı şeyi söylüyor. Buradaki maksat şudur. Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet o sözünü ettiğiniz partiyi aynı kefeye koymakla Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidara talip olmayan marjinal bir parti halinde göstermek gibi bir siyasi amaç gütmektedir zaten bu cümleyi kurarak. Özellikle bunun bakın Milliyetçi Hareket Partisi ile o terör örgütünün temsilcisi olan partiyi aynı kefeye koymakla başbakan ne elde etmek istiyor? Yani Türkiye'de bir tanesi PKK'nın uzantısı olan bir siyasi hareket. Bir tanesi de Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve bütünlüğünü savunan, her zeminde savunan bir siyasi hareket. Bunları aynı kefeye koymakla acaba Türkiye'de Milliyetçi Hareket Parti'nin mensuplarıyla PKK'nın uzantıları arasında bir çatışma ortamını mı yaratmak istiyor? Acaba Milliyetçi Hareket Partisi'ni marjinal göstererek milletin nezdinde BDP ile eş bir şeye koymak, yani bunu bizim kabullenmemiz mümkün değil. Yani terbiyem ve net üslubum buna bir de parti disiplini diyelim buna Mehmet Bey. Bir de partinin disiplini, MHP'nin bir disiplini var. Bu disiplinle alakası yok. Bu hiyerarşi içinde. Bu sözde söylenecek bir söz söyleyeyim. Genel başkanın açıklama yaptıktan sonra zaten kendisi genel başkanımız bunu bu her zeminde onlarca kez grup konuşmasında her zaman bu alçaklığı Milliyetçi Hareket Partisi'ne yapmayın diye bu kadarını söyleyeyim. Genel Başkanımız her zaman bu ifadeyi kullanmıştır. Bu konuyu kapatayım da ben sizden genelde bir açıklama bekledim. Yani dedim şimdi MHP İl Başkanı dikilecek hop burası Sakarya o kadar öyle o kadar da değil diye bekledim. Ben bekledim. Doğru, doğru söyleyebilirsin ama ya bizim ben bir bekledim. Siz hiçbir şey siyasette bir üslubumuz var. Ya bunu yazacaktım ben de fırsat vallahi bulamadım ama geçmiş bir yazıda yazacaktım şimdi burada zikrettim. Tamam, siz de fikri söylemiş oldunuz. Kim başkan? Ama bunun Sayın Başbakan'a gerekli cevabı her zeminde, her zaman muhterem genel başkanımız onun nezaketsiz üslubuna da uymayarak gerekli cevabı her zeminde vermiştir ve vermektedir. Başkanım ben bir yazı yazdım. Dedim ki belki okudunuz belki okumadınız. Şu konsepti şu bakış açısını yazdım. Mehmet Erdoğan iki kere geldi. Bana göre Mehmet Erdoğan çok şey de yapmadı. Oy potansiyeli artabilir ama bana göre yani belediyelere bakıyorum ben. Ne bana bekliyorum bana ben, göre bak. Ben de şunu söyleyeceğim. Mehmet Erdoğan'dan ne bekliyor? Hayır, bu şart. Dur sorayım.
Ya Allah Allah. Dedim ben. Bak benziyorlar. Ya sen diyorlar deli gibi bağırıyorsun. Ya bağırtırıyor bunlar beni işte. Burada. Ben kim çekerim? Hayır seni merak ettim. Mehmet Bey. Ben bunu tamamla ben cevap vereyim. Ecevit kesin aynısını yaptınız. Bu konuktur elleme. Ya soru soracağım. Tamam, işte. Doğru mu başkanım? Şey, tamam, sor. Hayır abi. Soru sorunuz. Şimdi şey soracağım ben. Şimdi ben Mehmet Erdoğan'a iki dönem baktım. Çok da şey görmedim. Başarılı görmedim. Üçüncü dönemde tamam be tamam size destek verdi. Demokrasi çerçevesine geldiniz. Demek ki benim bakış açım önemli değil. MHP'nin tabanı sizi seviyor, güveniyor, sizi başkan seçti. Bu doğru mu? Evet. Doğru. Ben şuraya geleceğim. Milletvekili adayı oldunuz. Sırayı bana göre bu benim şahsi fikrim beğenmediniz. Çalışmadınız. Ama gelinen noktada tekrar MHP il başkanısınız. Şimdi öyle ya da böyle her partide olduğu gibi sizde de küskünlükler var, dargınlıklar var. Şimdi önce şunu sorayım. Küskünlük ve dargınlıklar şeyinde aşamasında bir çalışmanız var mı? Partiyi daha derlemek, toplamak adına. Yani kırgınlar olabilir. Bu da doğaldır. Her partide var. Bir sizde değil yani. Bu herkes bir yere bir şekilde giriyor. Bir yere gelmek için. Siyasette de olsun, iş dünyasında nerede olursa olsun. Kırgınlık ve dargınlıklar için bir çalışmanız var mı başkanım? Böyle birlik, beraberlik açısından. Çünkü önümüzde yerel seçimler artık yavaş yavaş geliyor. Ayak seslerini duymaya başladık. Bu konuda bir çalışmanız var mı? Önce onu sorayım. Evet, sorunuz 5 dakika sürdü. Ben de herhalde 10 dakika sürdü. 10 dakika. Şimdi tabii sürekli şahsının ismini ifade ederek söylüyorsun. Ben açıkçası kendi ismimi bu kadar ön plana çıkartmaktan rahatsız olurum. Çünkü ben bir kurumsal yapıyı temsil ediyorum. Yoksa ben Süpermen falan değilim. Yani bir Milliyetçi Hareket Partisi benim başkanlığımda o dönemde gerekli şeyi yapmadı. Bence tatmin olmadım diyorsunuz siz. Evet. Şimdi siyasi partilerin amacı nedir? Yani milletin gönlüne girip daha evvelki siyasi kanaatlerini değiştirip kendi siyasi görüşünüzü millete tasvip ettirmek ve onların da rızasıyla demokratik sistem içinde oyunu almaksa, bunu Milliyetçi Hareket Partisi Sakarya İl Teşkilatı benim başkanlığımda yönetim kurulunda, yönetim kurulu ve teşkilatlarımla önemli oranda başarmıştır diye düşünüyorum. Yani toplumun yoksa tesadüfen oluşacak şeyler değildir bunlar. Konjonktürel de değildir. Eğer konjonktürel bir başarı olsa o zaman partinin de genel Türkiye genelinde tabii genel bir rüzgarı arkasına alıp yürümesi olur. Dolayısıyla yapılan çalışmalar, tabii çalışma derken siyasette üslup çok önemlidir ve strateji çok önemlidir. Benim il başkanlığım ve yönetimimizdeki arkadaşlarımızın bir üslubu vardır. Biz hiçbir zaman feveran eden, sürekli karalayan, efendime söyleyeyim, demagoji yapan, böyle bir siyaset anlayışını hiçbir zaman tasvip etmedik. Toplumun da böyle bir siyaset yapısını, anlayışına uzak durduğunu ben gözlüyorum. Şöyle ki yani değişen dünya şartlarında toplum da değişmiştir. Toplum siyasi partiler arasındaki mücadeleyi bir kavga şeklinde olmasını istemiyor. Siyasi partilerin Milliyetçi Hareket Partisi olsun, anayasanın temel ilkelerine sadık olan diğer siyasi partilerin tüm amacı, başka siyasi partilerin de şu, AKP için aynı şeyi söylüyorum. Orada görev yapan arkadaşlarımızın da hepsi ülkelerine hizmet etmek, bulundukları şehre hizmet etmekle ilgili samimiyetle çalışan insanlardır. Yani tüm siyasi partiler için söylüyorum. Kendi özel zamanlarından, belli maddi imkanlarından, çoluk çocuğundan vakit ayırarak insanlar topluma faydalı olmak için bir mücadele yapıyorlar. Ve toplumun önüne çıkıyorlar. Amaç herkesin halisse, topluma hizmet gibi hayırlı bir hizmetse, burada üslubun da çok düzgün olması gerekiyor. Benim üslubum evet kavgacı ve hırçın bir üslubu hiçbir zaman ben hem arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Tabii ki... Tavsiye mi ediyorsun etmiyor musun? Ediyorum canım. Yani niye tavsiye ediyorsun? Hayır. Tavsiye ediyorum dedin ama şunu tavsiye ediyorum. Kavgacı, hırçın bir siyasetçi olmamaları noktasında yapıcı bir siyaset ve topluma da alternatif sunabilen bir siyaset anlayışıyla siyaset yapmalarını öneriyorum. Yoksa kavga vatandaşın sevdiği, hoşlandığı bir durum değil. Böyle bir siyaset anlayışıdır ki bizi toplumda daha sempatik, daha birlikte siyaset yapılabilen bir siyasi hareket
haline getirdik Milliyetçi Hareket Partisi Sakarya'da. Şöyle söyleyeyim. Bu siyaset anlayışı şu demek değildir. Yani yapılan yanlışı ve eksiği ifade etmemek. Yapılan yeni vatandaşın şikayetini dile getirmemek veyahut da kendi düşüncelerini ifade edip alternatif proje üretmemek değildir. Bunu söylemenin üslubu çok önemlidir. Yani insanlar muhakkak ki şu anda iktidarda Adalet Kalkınma Partisi vardır. Belediyelerde de iktidardalar şu anda. Şimdi onlar da kendi çaplarında hizmet etmeye evet. çalışıyorlar. Yani eksik yaptıkları zaman, yanlış yaptıkları zaman muhakkak ki bunu arkadaşlarımız belediye meclislerinde, gruplarda, komisyonlarda en şiddetli bir şekilde eleştiriyorlar. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'ni kavga eden bir siyasi hareket hareket olarak görmek istiyorsanız Sakarya'da biz bu siyaset anlayışını açıkçası benim yönetimimde görmeyeceksiniz. Başka siyasi partilerin il başkanları ve yöneticileri hırçınlaşabilirler. Şahıslarla problem şahısları hedef alarak siyaset yapabilirler ama bizim üslubumuz milletin anlayacağı şekilde ve milletin beklentilerinde beklentileri doğrultusunda siyaset yapmak. Yani Cumalı siz ne kadar o sert üsluba çekmeye çalışırsa çalışsın siz oraya geçmeyeceksiniz. Bari sanmıyorum. Dedi ki bir iddiada bulundu. Siz dedi işte milletvekili sıralamanızı beğenmediniz ve çalışmadınız. Ona cevap verecek tabii. Buna gerçekten cevap istiyorum. Ona cevap verecek. Kamuoyunda şimdi, böyle bir algı oluşmuş. Üzüldünüz mü diye sordunuz. Ben etten tırnaktan yaratılmış bir insanım. Hı hı. Tabii ki 6 yıl il başkanı olarak ondan evvel de 1-6 yılda il başkan yardımcısı olarak hizmet ettiğim siyasi harekette uzun yıllar yapılmış mücadele sonunda bireysel potansiyelimi de ben bilirim. Yani yetersiz bir insan değilim. Yeterliyim yani. Yeterli olduğumu evet. düşünüyorum yani. Kriterlere uygunsunuz. Gelecek, geçmişimde geleceğime ipotek koyacak da bir şey yok. Var diyen varsa Hodri Meydan çıksın karşımıza. Evet. Böyle bir gayretten sonra insanların belli düzlemde siyaset yaptıktan sonra pozisyon değiştirmeyi istemesi kadar doğal bir şey olamaz. Bunu bir hak meselesi olarak da görmedim ben. Yani bu kadar hizmet ettik de bundan sonra da bizim bu hakkımızdır diye değil. Ben hem teşkilat tabanımızın hem de tabii sosyal çevrede yaşıyoruz. Yani etrafımız, ben bu şehirde iş adamlığı yaptım, sanayiciliği yaptım, tüccarlık yaptım. Bir sürü sosyal sivil toplum örgütlerinde bulundum. Vatandaşlarımızdan, eşimizden, dostumuzdan, özellikle parti tabanımızdan çok büyük teşvik gördüm. Ve o şekilde ben aday oldum. Yoksa çok da önemli değildi milletvekilliği olmak benim için çok fazla önemli değil. Bunu genel başkanım ifade ettim daha sonraki görüşmemde. Doğal olarak ben bir nefis taşıyorum. Herkes nefis taşıyor. Tabii ki beklentim olan bir sıralama değil. Dördüncü sırada bir il başkanının olması hele hele bu kadar bir mücadeleden ve bana göre de siyasal olarak da önemli çalışmalar yaptık ekibimizle. Ama teşkilatımız da bizi önüne koyarak bu konudaki birikimlerin senin yeterlidir. Artık senin farklı bir boyutta Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve ülkeye hizmet etmen gerekir diye bizi öne koyduğunda dördüncü sıraya geldiğiniz zaman doğal olarak beklentiyi yükseltmiş olamaz mısınız? Niye bağlıyorsunuz? Mehmet Bey. Bir dakika. Bir dakika. Yani siz bana dediniz ki kırıldınız mı? Tabii ki kırıldım. Tamam. Onu... Ben size hiç üzülmedim, kırılmadım dersem. Siz inandırıcı olabilirsiniz. Şunu söyleyeyim bir dakika. Ama bu kırılma partiye kırılma, partiye küsme şeklinde değildir. Bunu siz çalışmadığınız gibi bir şey söylediniz. Bu bir tevatürden ibarettir. Yani bir kere bu benim ben görüşüm. Sizin görüşünüz olabilir. Ben liseden çekilmedim. Bir. Benden fazla çalışmış bir Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayını siz örnek olarak bana koyun. Ben de diyeyim ki ha o benden çok çalıştıyım. Ben partimizin teşkilat mensupları hatta özellikle partimize yapılan çok çirkin saldırılardan sonra Hamdi Bey, Yüksel Ayanoğlu Bey, Ali Rıza Bey, efendime söyleyeyim de dahil olduğu, bir sürü partilerimiz dahil olduğu arkadaşlarımızla tüm ilçe teşkilatlarımızı bir kere teşkilatın moral motivasyonunu üst düzeyde tutmak birinci hedefimizdi. Partinin motivasyonunu sağlamakla ilgili bu çalışmaları yaptık. Bütün ilçelerimize biz gittik. Ondan sonra da akabinde de o heyetlerle birlikte ilçelerde program yaptık.
Evet, merkezde beni çok görmediniz. Çünkü merkezde siyaset, çünkü seçim ofisimiz merkezde siyaset yapabilecek, temsili siyaset yapabilecek milletvekilimiz vardı. Onlar çalışıyordu zaten ama diğer ilçelerimizde biz ben Adapazarı'ndaki ilçesinin en az 20-25 köyünde program yaptım. Pamukova'da yaptık, gidemedi. Yani hiçbir milletvekilinin adayımızın gitmediği en ücra köylere kadar gidip siyaset yaptık. Ha, bunun basına yansıması pek olmadı. O basına yansımamasının sebebi stratejik olarak o gün, bence bunu söyleyebilirim çok rahat herhalde söylediğim için, o günkü seçim komisyonumuzun medya ilişkileriyle ilgili bazı eksikliklerinden dolayı Milliyetçi Hareket Partisi, evet, yapmış olduğu, sadece benim değil diğer milletvekili adaylarımızın da yapmış olduğu faaliyetleri Sakarya kamuoyu nezdinde bir alan hakimiyetine dönüştüremedi. Evet. Medya ilişkilerimizi iyi kullanamadığımız doğru için anlayamadım. Vermediniz ki o zaman abi. Şimdi onun stratejisini ben şey yapmadım. Yani ama ben bu noktada bir şey söyleyeyim bu kadar. Yoksa çalışmadı, gitmedi, bütün milletvekili adaylarımız sonuçta ama şey yansıması böyle olmadı. Evet, çok buyurun. Güzel konuşuyorsunuz. Güzel, tamam. Evet. Ama bakın, şimdi sizin anlattıklarınızda ben şunu anlıyorum. Taban sevdi, herkes sevdi. Aman Erdoğan'cığım sen aday ol, sen bize lazımsın, tamam her şey. Ama genel merkez dedi ki, yo sen dedi dördüncü sıraya. Şimdi bunu neye bağlıyorsunuz? Bir, Ankara'da bazı her partide olduğu gibi diyeyim de işi yumuşatayım. Her partide olduğu gibi bazı oyunlar mı oynandı? Yoksa ya madem Mehmet Erdoğan sen bu kadar sayılıyorsun, bu kadar seviliyorsun, taban seni bu kadar seviyor. Çalış da dörtten milletvekili ol. Dört tane çıkartalım mı? İki milyar çıktı. Sonuçta bir tane milletvekili çıkarttılar. O yükseldi de ne oldu yani? O yükseldi. Beş milletvekili. Bu ayrı bir hesap. Bak, bu da ayrı bir hesap. Bir dakika. Bir dakika. Yani. Atlamayın. Sen şimdi oyunu yükseltirsin. Birden üç çıkartırsın. O zaman dedim ki ben, güzel. AK Parti de oyunu yükseltti. Nasıl olacak? Yanlışı var abi. Bir dakika. Bence MHP seçmeni Sakarya'da... Şunu bir cevabı var. Başkanım. Zaten... Önemli bir şey söyleyeyim. Şöyle ki biz bana göre önemli yazıyor. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, evet, 2011 genel seçimlerine giderken hem parti tabanımızın hem de Sakaralı hemşerilerimizin Milliyetçi Hareket Partisi'nden beklentisi bir milletvekili değildi. Çünkü almış olduğumuz oy da bir milletvekili karşılığı değildi. Ama 2011 seçimlerine gittiğimizde Milliyetçi Hareket Partisi, ben il başkanlığını 31 Aralık 2010 tarihinde bıraktıktan sonra bazı stratejik hatalar yaptı. Şimdi ben bunları ifade etmek istemiyorum. Ama demek ki Milliyetçi Hareket Partisi bazı hataları ard arda yapmış ki vatandaşımız Milliyetçi Hareket Partisi'nin 143 bin olan oyunu %50 aşağıya çekti. Ve karşında bir milletvekili vardı. Şimdi bu hatalar tabii ki biz seçimden sonra hem parti teşkilatlarımız hem de partinin gidişatıyla alakalı düşünceleri ve fikri düşünceleri olan ve buna da hakkı olan değerli kardeşlerimizle birlikte bu öz eleştiriyi, nerelerde hata yaptık, ne hatalar yapıldı, bizden kaynaklananlar nedir, bizim hissiyatımız dışında yapılan hatalar nedir, bunları etraflıca değerlendirdik açıkçası. Ve netice olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin hem vatandaşın beklentisini hem de kendi beklentine karşılık vermemesinin gerekli cevaplarını Milliyetçi Hareket Partisi'nin gerekli kurumları bir karara bağlamıştır. O kararın neticesidir ki Milliyetçi Hareket Partisi'nde bizim hiç düşünmediğim il başkanlığı görevi tekrar bize tüm ilçe başkanlarımızın göreve davet etmesiyle ben aday oldum. Yoksa ben adayım diye çıkmadım. Bütün teşkilatlarımız Milliyetçi Hareket Partisi'nin bundan sonra geçmişte yaptıklarının, hataların dersini alıp önümüzdeki dönemde bu hatalardan ders çıkartıp, evet, önümüzdeki dönemde tekrar bu hataları yapmamak ve daha önemli çalışmalar yaparak Milliyetçi Hareket Partisi'ni hak ettiği yere getirmek için gerekli öz eleştiriyi ve dersleri çıkartmış bütün teşkilatlarımız, ilçe başkanlarımız toplanarak bizim ve yönetimimizin tekrar göreve gelmesiyle alakalı bir çağrıda bulunmuştuk.
O çağrı neticesinde dir ki biz tekrar göreve geldik. Yani bizim üzerimizdeki şu andaki misyon, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı olarak benim ve ekibimin üzerindeki misyon, bir kere önümüzde geçmiş dönemde yapılan hataları, o eksikleri tamamlama adına, eksikleri tamamlama bizde adına varsa bunları tekrar yapmamak, bizim dışımızdaki faktörlere de bu hataları yaptırmamak gibi bir misyonumuz var. Bir. İki, bunları yaptıktan sonra da milletimizin önüne kavga etmeden, birlik beraberlik içinde milletimizle bütünleşerek önümüzdeki yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'ni yeniden hak ettiği noktaya getirmek gerekiyor. Şimdi Adalet Kalkınma Partisi'nin %63'lük bir oyu var. Yani önemli bir muhalefet eksiği varsa göre şu anda. Yani İktidar Partisi'nin önemli, yani o sizin görüşünüz. Tabii. Önemli bir oy oranıdır. %63'lük bir oran. Ciddi bir oy oranı. Bu oy oranını tekrar hak ettikleri yere getirip Milliyetçi Hareket Partisi'nde önemli bir şekilde önümüzdeki yerel seçimleri hazırlamak gibi bir görevimiz var. Bu görevi yaparken biz belki çok medyatik olmayabiliriz. Çünkü medyayı kullanamıyorsunuz başkanım. Belki kullanmak istemiyoruzdur bazı zamanlar. Neden yani? Ya soruya geçme. Başkan şey da benim neden? Sorunun cevabını verme. Dinliyorum. Ha, soruyu sonra ver. Şimdi şöyle. Şu, başkanım bir saatte dinliyorum da. Şimdi siyasi çalışma. Dedim ki ben genel merkez sizi niye zorla koydu? Ya siz kendini ifade etmediniz ya birileri gelip... Ben size söyledim. Onun cevabı o kadar. Başkanım sorunun cevabı yok. Söyledim. Bizim eksiklerimiz ve bizim buradaki başarısızlığımızda eksik yapanlara, yanlış yapanlara da yaptırmamak adına aday olduk. Bir de bu kadar bir daha uzatmanın manası yok. Yani bunu da... Tamam uzatmayalım da benim sorunun cevabını alalım. Yani senin... Sebeplerini ben biliyorum. En azından medyanın sporu görüşüyoruz, seçkent dostlarımızla görüşüyoruz. O konuyu çok açmak istemiyorum. Yani vehamet derecesinde medya parti seçim bürosu ilişkileri vardı. Hiç olmadığı kadar kötü bir ilişkimiz. Hiçbir zaman ben herhalde bir 7-8 seçim bir seçim komisyonlarında oldum. Herhalde bu kadar medya ilişkilerinin kötü olduğu bir seçim dönemi biz geçirmedik. Onu
böyle çok yüksek. Başkanım söylemiyor. Ne dedi? Reklam vermedi. Medya medyayı görme. Türkçesi bu. Ya bu şöyle. Konuda tabii ki beklenmedi. Kimse medyada görmedi yani. Bu Türkçesi bu. Sen söyle, ben söyleyeyim başkanım. Sadece reklamla alakalı. Biz ben burada rahmetli Atilla kardeşimi rahmetle anıyorum. Allah rahmet eylesin. Biz ikili ilişkilerimizde de hiçbir maddi gücümüz olmazken de çok önemli destek verdik değerli kardeşim. Yani biz öyle siyasi hareket olarak çok maddi imkanlar olan parti değiliz. Dolayısıyla bireysel ilişkiler, sosyal ilişkiler, belki birilerinin çok önemli rakamlara kampanya yaparken biz çok mütevazi kadrolarla aynı şekilde medyada yer alarak kampanya yaptık. İlle de her şey para değil. Başkanım, şimdi senin medya her türlü haberini yapar ama seçim zamanı geldiği zaman iş kabuğu değişiyor. Sen söylemiyorsun, ben söyleyeyim. Şimdi ben medya mensubuyum. Şimdi seçim zamanı geldi mi bütün medya bakıyor paraya. Parayı verir. Sen senin reklamını yapıyorsun. Doğru. Gerçek kardeşim. Bunu halk konuşuyorsa sen de konuşacaksın. Şimdi Cimalı. MHP'de biz bilmeyen insanlar değiliz. Biz elimizde tabii ki her partinin olduğu gibi bizim de elimizde kısıtlı da olsa bir seçim bütçesi var. Bu seçim bütçesini nasıl optimum harcayacaksın? Önemli olan odur. Yani az parada çok iş yapabilirsin. Tercihlerin doğru yaparsan. Abi siz de geçen seçim 5 kuruş vermediniz kimseye. O da bir gerçek yani. Yok ya, şey ben reklam alan planlamam için dolu cümleler var. Ben seçim komisyonu. Senin için değil mi? Bütün arkadaşlar. Ya, ben istediğiniz ya, açık yürüyorum. İstediğiniz istediğiniz için var. Niye biz siz size yapıyorsunuz? Allah başka bir şey. Niye kendiniz var? Şarabından kim bilir?
gelir en son, hangi şansı içmiş? Ben derim utanma, iftihar et, sevmeyenler utansın. Aşksızlığa mahkum edildiyse bu dünya...